Tam ben de şimdi onu düşünüyordum, biliyor musun? Kedicikleri düşünüyordum. Evet, çünkü kedicik. Anne temizlik yapıyor. Çünkü kediciklere göre bir sürpriz var. Bir gösterebilir miyiz? Bir gösterebilir miyiz bu arkadaşı? Arkadaşım merhaba. Nasıl gidiyor hayat? Bakışlara bakar mısın? Sen bu kadar ciddi değildin ya. Ponçik Aline'ye benzemişsin sen. He? Çok ciddileşmişsin birden. Aline'ye benzemişsin. Arkadaşlar merhaba. Ponçik, neden sizi düşünüyordum biliyor musun? Aline de burada değil mi? Aline'yi de kaçırmadık özellikle. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü bugünlerde çok dışarıya kaçıyorsunuz. Ben diyorum ki acaba sizin evleriniz eskidi de siz yeni bir eve mi ihtiyacınız var? Acaba onun için mi kaçıyorsunuz? He? Acaba onun için mi kaçıyorsunuz? Şaka şaka. Sen ev aldım sandın değil mi onlara? Evet. Merhaba dedin mi arkadaşlara? Merhaba. Sen biz dedik ama ev aldım sandın değil mi? Evet. Ev değil, başka bir şey. Bak şimdi bu ne diyeceksiniz, bak şimdi bu. Ne bu? Bu ne? Ne bu? Sen de hemen atladın Lera. Elif'e sormuştum. Ne bu biliyor musun? Ot. İçinde bu şey. Çimen oluyor. Kediler de bunu kullanabilir. Neden? Çünkü kedilerin midesi ağrıdığı zaman biraz ot yerler onlar. Alina ile Ponçik de bundan yiyebilirler. Aç bakayım. Bantlı mı? Dur ben yardım edeyim istersen. Aç bakayım ne var. Bak. Aa, bu ama öyle ot değilmiş. Bunda gerçekten şey var Lera. Buğday tohumu, arpa tohumu, pirinç tohumu varmış bunun içinde. Yani çimen değil sadece. Ben çim vardır diye düşünüyordum. Nasıl yapacakmışız Elif? Yazıyor mu altında falan? Biz bunu burada. Biz bunu anneyle aldık. Aa evet, yazıyor nasıl dikeceğimiz. Dur bakayım. Bir bardak su getireceksin kızım. Ama ne sıcak olacak ne soğuk. Ilık bir su olacak. Bu içindeki toprağın içine dökeceğiz. O toprak biraz böyle kabaracak. Ondan sonra da tohumları dökeceğiz. Sonra dağıtacağız. Sonra Ponçik Bey dağıtacak orayı. Duymadım. Göstereyim mi nerede olduğunu? Alina, ben biliyorum nerede olduğunu. Dur ben arkadaşlara göstereyim. Dur. Şurada bakın arkadaşlar. Mrs. Alina. Arkadaşım kusura bakma, rahatsız ediyoruz ama. Çok güzel bir merhaba dedin Alina. Çok kibarsın Alina. Dişlerini mi gösteriyorsun bize? He? Ponçik de merak etti. Senin anneye bakıyoruz, anneye. Ah! Ama artık kavga etmiyorlar bak. Üstüne düştü, hiç kızmadı Alina. Getir kızım, onu buraya koy. Şöyle. Şimdi naylonunu açalım sadece. Şimdi su olacağı için içinde şey yapacağız. Yani naylon da kalsın içinde. Şimdi bunu dağıtacağız, bu suyu buraya. Alo, ne yapıyorsun orada Ponçik? Dur dağıtmayalım da. İşte bunu dökünce bu toprak biraz şişecek. Anladın mı? Sonra üzerine o tohumları koyacağız. Tamam. 200 mililitre tam bir bardak kadar olur. Biz de bir bardağı koymuş olduk işte. Şimdi onları dökeceğiz üzerine. Yalnız çok fazla geldi bu su ya. Niye fazla oldu bu su? Burada bak, plastik var içinde. Ha, var mıymış içinde plastik? Ha, o zaman Elif doğru söylüyormuş. Dökebilirmişiz. Dur. Sağa sola dökmeden yalnız içine dökelim sadece. Bakayım bir saniye. Gerçekten suyu fazla geldi ya Lera. Kızım toprak bu. Topraktan kir olmaz ki, ne olacak? Yıkarsın elini, neden? Gider. Ama çok geldi bunun suyu Lera. Bunu birazcık hava. Suyunu alalım ya. Bence dökebilirsin artık babacığım. Yardım edeyim mi? Ama şöyle babacığım, hiç böyle serpeceksin, tamam mı? Yani dağıtarak serpeceksin. Oh, bravo. Bak görüyor musun, bak. Bunlar bak, buğday, pirinç. Ondan sonra arpa, karışık tohummuş onun içinde. Bak tohumun ne olduğunu da görmüş oldun, görüyor musun? Evet. Tohum işte bunlara deniyor. Böyle dağıtacaksın her yere. Ponçik, biz sana burada bak çim yapıyoruz, sen şey yapıyorsun. Geziyorsun orada, gel bakayım. Evet. Ne böyle enteresan bakıyorsun. Ha, Alina geçiyormuş. Oh çok güzel. Daha? Hepsini koydun mu? Var mı daha? Varsa at hepsini canım. At kalmasın, at hepsini. Bak farklı tohumlar, görüyor musun bak. Bak kimisi buğday gibi, kimisi böyle biraz daha uzun tohumların. Hepsi birbirinden farklı. Kalanı da dök kızım. Aferin. Yapma öyle, ama hepsini bir araya topluyorsun. Tamam, çok güzel. Şimdi bunu böyle ara ara sulayacaksın Elif. Bu kendisi çimlenecek. Tamam mı? Bunu mesela nereye koyalım? Şu camın dibine koyalım. Sen sanıyorsun ki bitti değil mi? Evet. Ama benim sürprizim bitmedi. Benim öbür sürpriz de bu arkadaşlar. Bunu da parça parça vereceğim şimdi. Nasıl? Bu benim seçenek.
Wow diyorsun ama ne olduğunu anladın mı hemen? Gidecekler. İyi de bu çok enteresan bir şeylere be. Oyun çıkarayım. Hadi. İyi bu ne Allah aşkına bu böyle? Dur. İyi de ön arkası yok mu bunun? Bu kadar mı? Evet bravo o çatısı sadece. Ben dedim o minderi mi diye düşüneceksiniz. Alinacığım sen çok seviyor. Alinacık sen çok seviyorsun evi gel bakalım. Ama buraya da bir şey yazıyor. İşte bir saniye şu olmuyor mu işte? Şu altı bir tanesi o çıkıyor işte çıkar. O içine bu da kapağına. Onu içeriye koyacaksın. Çok güzel. Bence... Saçlar gitti. Yavaş yavaş. Dikkatli ama. Ama şimdi bak bunu yaparken dikkatli yapmanız lazım ki tam köşelerine gelsin. Tam otursun yerine. Tam böyle köşelere gelip oturtması lazım. Evet. Burası tam olmadı bak. Ay burası olmadı mesela. Evet. Bravo. Bravo. Şöyle. Tam kenarlara gelirse daha güzel görünecek. Buyurun Alina. Evet Mrs. Alina. Yok Mrs. Elif demedik. Alo. Mrs. Elif demedik. Mrs. Alina diyoruz. Alina. Alina senin eve geliyorlar. Gel. Harbiden sığdın Elif be. Tebrik ediyorum seni. Bir de oradan kapağı çıkartabilecek mi? Hayır. Çok güzel. Ama Elif mahvettin ya. Bir bak Ponçik benim eve niye giriyorsun diyor. Bak Ponçik geldi. Elif çıkar mısın lütfen? Bir Halina'yı denemek istiyorum bakayım içinde. Küçük mü olacak? Büyük mü geldi? Küçük mü geldi? Nasıl bir şeydir bu? Şimdi atacağım seni ama oradan aşağıya. Bak daha içeri giriyor. Ben çık diyorum sen içeri giriyorsun. Alina gel senin evi parçalıyorlar. Gel daha hiç kullanmadan senin evi mahvettiler. Babacım çık ya lütfen bir ya. Kaldım. Kaldı görüyor musun? Çıkamıyor işte. Oh çok güzel. Tamam kal sen bu gece burada bir uyu bakalım da. Aklın başına gelsin. Evet salyan kaplumbağa gibi oldu öyle. Dur şurasını düzelt bakalım. Ponçik senin mi evin olacak? Gel seçeceğiz bakalım bu ev kimin olacak? Seçeceğiz. Kim daha usludur? Oho, senin saçları koparacak. Gel Ponçik. Gel bakalım kimin evi olacak bu? Hadi. Ponçik. Sence kim sevecekler bunu? Ponçik mi Alina mı? Tabii ki Alina. Gel bakayım gel. Hoppa. Hadi gir bakayım Ponçik. Bakalım kim daha içinde uzun süre kalırsa evet. Bu ev onun evi olacak. Başladı. Oho Ponçik beğendi bile. Ama tuvalet oturdu bile. Yok. Oh. Tuvalet yok. Ponçik tuvalet için dışarı çıkıyor. O yattı bile bak tamam. Ponçik sevdi burayı. Tamam. Bu ev Ponçik'in evi oldu. Bu ev Ponçik'in evi oldu. Öyle gibi görünüyor. Bir de Alina'yı getir bakalım. Canım benim bir de sen gel bakayım. Bir de sen gel bakayım. O evi sahiplendireceğiz. Senin mi olacak yoksa Ponçik'in mi olacak? Geliyoruz. Gir bakalım Alina'cık. Gir bakalım. Beraber istemiyorlar. Ponçik'e bak sokmuyor bizi eve. Alo daha karar vermedik. Daha senin evin değil kesin. Şimdiden sahiplendi bırakmıyor Alina'yı içeri. Ponçik bir çıkar mısın dışarı? Bir de Alina'ya bakalım. Belki Alina da sevecek evi. Elif öyle çıkartamazsın babacığım. Öyle çıkartamazsın. Alina'cık gireceğim. Alina'nın duruşa baksana. Duruşa bak Alina'nın. Alina ne kadar rahatsın canım benim ya. Rahatına pek düşkünsün. Hadi. Şu bakışlara bak bakışlara. Hadi bakalım Alina. Gir bakalım beğenecek misin? Hayret ya. Alina tamam Ponçik. Sen kazandın canım Ponçik. Evet evin sahibi sensin Ponçik. Gel hemen tapusunu senin üstüne yapalım Ponçik gel. Ponçik gel canım sen kazandın evi. Alina hiç durmadı evde. Ponçik kazandı. Hadi bakalım. Harbiden ama Ponçik sevdi be. Giriyor yatıyor bak orada. Bak gene yattı oraya. Aferin Ponçik sana. Alina'ya ev lazım değil canım. Yeter artık işte. Bak Alina durmuyor. Alina'ya ev aldık durmuyor işte içinde. Dursaydı olabilirdi onun. Biz de Ponçik'i alırdık. Ponçik sevdi gerçekten. Beğendin mi? Evet. Hangisini beğendin? Sürprizin? Ama Alina ev lazım.
Bunu mu beğendin? Çin, burada bak büyüyecek bunlar biliyorsun değil mi bu kadar? Ama yeni ev lazım. Vera kafayı yedin. Ama bu mu? Bak bak. Ponçik'e bakar mısın ne kadar yattı? Ne kadar güzel yattı. Şuna bak. Anam da canım ben benim. Ben de girmeyeyim. Sen girme artık Elif ama almıyor bak eve de kimseyi almıyor. Elif'i de almıyor içeriye. Efendim? Köpekçi alır mısın? Onu da almıyor. Hiç kimseyi kabul etmiyor misafir. Sen ne kadar kötü bir ev sahibisin ya. Misafir kabul edilmez mi hiç? He Ponçik? Misafir kabul edilmez mi? Evet. Ördeği alır mısın Ponçik Bey? Onlardan birini seçeceğiz artık. Tamam mı? Ponçik'in evi oldu. Hak etti Ponçik gerçekten. Evet. Ali'ne ev lazım değil canım. Ali'ne eve gerek yok.